Medya Baronu'na hoş geldiniz. Top 10 videolar serimize giriyoruz. Yeni serimizde dünyadaki askeri araçları, her özelliklerini ve kullanım durumlarını hesaba katarak en kötüden iyiye sıralamaya çalışacağız. Ama tabii ki milli ürünlerimizi de bunlar içindeki yerine oturtacağız. O zaman ilk videomuz olan SİHA'ları sıralayarak başlayalım. Yeni devirde silahlı insansız hava araçları en modern gerekliliklerden biri. Yaptıkları işler katlanarak artmaya başladı ve her ordu bunun bir parçası olma halinde. Bakalım bu listede geneliyle kim nerede? Başlamadan önce sıralama ölçütlerimiz şu şekilde. Ordularda kullanılmaya başlanmış olması, yetenekleri, gerçek hayatta yaptıkları ve silah durumu. Bunları hesaba katarak Global Hawk gibi sadece istihbarat için kullanılan araçları dahil etmeyeceğiz. Hazırsanız sıralayalım. 10 numara Japon United 40. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ürettiği tuhaf görünümlü bu SİHA fark ettirmese bile 1 ton mühimmat taşıyabilmekte. Sistem olarak gelişmiş olmasa da kendini öne çıkaran ana gücündeki özelliklere sahip. 120 saat havada kalabilmesi ve radarı o ana güçlerden biri. Ancak çok gelişmiş ve aktif olmadığından listemize 10. sıradan giriş yaptı. 9 numara Orion. Rusya'ya ait olan bu SİHA yeni geliştirdikleri özgün bir sistem. Şeklinden aradaki farklarını direkt fark edebilirsiniz. 200 kilogram yük taşıyabilir ve 24 saat havada kalabilir. Rusların sistem olarak fazlaca eklemeler yapmayı sevdiğini bilirsiniz. Orion'da muhtemelen gelişmiş düzeyde sistemler var ve listenin 9 numarasına oturmayı hak etti. Yeni olması geçtiğimiz günlerde Suriye'de yaptığı başarılı testler en büyük artısı. Muhtemelen çok daha gelişmiş versiyonları gelecektir. 8 numara Elbit Hermes 900. İsrail yapımı her görevi üstlenebilecek bir güç. Ana rolü keşif ve gözetleme olsa da 350 kilogramlık bombaları taşıyabilmekte. Özellikle Azerbaycan'ın TB2'lerin yanında Hermes'leri de aktif olarak kullandığını görüyoruz. Tek eksikleri Azerbaycan'a verilen sınırlı mühimmatı. Onun dışında cephe hattında gerçekten kendini kanıtladı. İsrail zaten İHA konusuna ilk giriş yapan ülkelerden biri. Kendi içlerinde fazla kullanmasalar bile dolaylı yoldan yapabileceklerini görmüş olduk. Yine de çok yüksek sıraları da hak edemez. 7 numara Bayraktar TB2. Kendisi küçük ancak işlevi büyük bir araç. Listedeki bütün SİHA'lara baktığımızda daha fazla taşıyabildiklerini ve daha çok sistem alabildiklerini görüyoruz. Tabii bu da maliyetlerini fazlaca katlamış düzeyde. Bayraktar ucuz oluşu, nispeten mini boyusu ve kendini kanıtlamışlığıyla bu listeye 7. sıradan girmeyi hak eder. Çünkü dünyada en çok savaş tecrübesi gören SİHA'lardan biri. Vurduğu hedefleri hep birlikte görüyoruz. Ancak bu kadar tecrübeye karşın dediğim gibi alabileceklerinin sınırları yüzünden listede daha yüksek sıralara çıkamaz. O yüzden şu anda tam olarak olması gerektiği yerde. 6 numara CH-5. Çin'in Rainbow serisi insansız hava araçlarının sonuncusu olan CH-5 gelişmiş özelliklere sahip. 48 saat uçuş süresi ve 8000 kilometre menzil. Bunun yanında da 900 kilogramlık taşıma kapasitesinden bahsediyoruz. Söylendiğine göre 15 farklı mühimmat taşıyabilmekte. Genel durumu düşündüğümüzde muazzam özellikler, muharebe durumunda çok büyük farklar oluşturabilir. Peki madem bu kadar iyi, neden ilk sıralarda değil de 6 numarada? Çünkü CH-5'in çok sıkıntılı olduğu haberleri ortaya çıktı. Elektronik sistemleri, kullanılabilmesi söylendiğine göre sistemsel sorunları var. Ne kadar çözülmeye çalışılsa da şimdilik vaat ettiklerini bulamadı diyelim. Daha orduya hakim olamadığından üst sıraları hak etmez. 5 numara Wing Long 2. Çin'in yurt dışına çokça ihraç ettiği, savaşlarda aktif olarak kullandığı bir sistem. Uydu kontrollü, saatte 370 km hız ve yaklaşık 24 saat aktiflik. Bir ülkeye yetebilecek ortalama sayıları tam olarak verebilecek düzeyde. Gelişmiş radarlar ve sensörler de bunları destekler nitelikte. Hatta öyle ki Libya'da vurulan birkaç Bayraktar TB2 Wing Long'ların tespit ettiği söylenmekte. Geneliyle tek problemi 400 kilogram olan taşıma kapasitesi, onun dışında modern olduklarını belirtebiliriz. Ancak bu kadar sisteme karşın muharebede kullanılmış olsalar bile efektif olabildiklerini söyleyemeyiz. Belirtilen özelliklerden ziyade kullanım durumunda yapabildikleri çok daha mühim.
özellikle Libya'da yazılımsal olarak yeterli olamadıklarını görüyoruz. Eğer bir sistem kendi sahandan başka yerde rahatça kullanılabilirse yazılımsal olarak güçlüdür. Çünkü karar verebilir, entegreye uygundur. Kendi askeri ağınızdan uzaklarda olmaktan bahsediyorum. O yüzden Winglong'u aktif olarak kullanıldığından ancak potansiyelini tam olarak ortaya koyamadığından 5 numarayla sınırlayabiliriz. 4 numara Anka-S. Türk yapımı sistem olarak gelişmiş sayılabilecek ortalamanın ilerisinde bir SİHA. Normalde özellik olarak kendisini katlayan bir sürü araç olmasına rağmen yoğun savaş bölgesinde üstün başarılar gösterdiğinden 4 numarayı hak edecektir. Normalde İHA'lar kontrol bölgesi olmadıkça ağır elektronik saldırıya uğramış bölgelere giremezler, girmek istemezler. İletişim kopabileceğinden vurulma ihtimalleri artar. Suriye'de ise Anka-S elektronik gücünü ortaya koydu ve hava savunma sistemi olan ağır Rus karıştırmasına uğrayan bölgelere girdi. Yüzü aşkın zırhlı aracı bu şekilde imha etti. Üstelik hava kuvvetleri bile girmezken. Böylesine bir aracın bunu yapabilmesi normal gücünden ziyade iç sistemlerinin ne kadar ileri olduğunu gösterir. Dünyaya Türk SİHA'larının sesini duyuran bu araç bu sırayı hak eder. 3 numara Heron TP. Zaten iyi durumda olan İsrail yapımı Heronlar mükemmelleştirildi ve ortaya bu sonuç çıktı. Teknolojisi ve sensörleri çok sağlam, ABD dışında üretilen en iyi çoklu görev aracı diyebiliriz. Aynı bizim Akıncı ve Aksungur gibi boyutları arttırılmış versiyon olduğundan bünyesine çoğu aviyonik sistemi alabilmekte. Zaten hava savunmasında füzeyi tespit etmek görevlerinde de kullanıldığı gibi bilgiler var. Birim maliyeti 35 milyon dolar olduğundan içerisi fazlasıyla dolu. 1000 kilogram taşıma kapasitesi, 36 saat havada kalması ve yüksek gücü öne çıkaran diğer özellikleri. Heronların bizimkiler gibi aktif bir geçmişi olduğundan bu büyük araç bu sırayı hak eder. Muhtemelen Akıncı veya Aksungur'da göreve başladığında sıralaması Heron'un yanında bir yerlerde olacaktır. Geldik son ikiye. İkisi de birbirinden iyi ve aynı firmaya ait. Amerikan General Atomics. 2 numarada MQ-9B Sky Guardian. Aslında ilk sırada olmayı bile hak eden bu SİHA tam bir yok edici. Toplam 2.2 ton yük kapasitesiyle kendi hedefini kendi bulup biçmekten çekinmez. Yarı gizli karakteristikte her görev bandında çalışabilecek geniş kullanım alanlı bir SİHA kendisi. Tam anlamıyla gelişmiş ülkelere yakışır düzeyde. Başlı başına videosunu yapmamız gereken tam otonom aracımızı hak ettiği yere koyalım ve son basamağa bakalım. 1 numara Predator Sea Avenger. İsmi ve görüntüsü Yenilmezler filminden çıkmış gibi görünen bu SİHA, insansız araçların doruk noktası. Gizli karakteristiği, düşük görünürlüklü jet motoru ve saatte 740 km'ye ulaşabilen hızıyla modern orduların karşısında bile iş görebilir. 2.9 ton yük kapasitesi de cabası, neredeyse savaş uçaklarına yetişmiş düzeyde. Ancak bunlara karşın tek bir problemi var, o da maksimum 18 saat havada kalabilmesi. Normalde Avenger'ların MQ-9'ların yerine geçmesi planlanmaktaydı. Ondan her anlamda daha iyi olması için yapıldı. Ama Afganistan'da denendi ve çok büyük farklar ortaya çıkarmadı, sadece bir tık üstündeydi. O yüzden doruk noktası olsa da insansız hava araçlarının daha gitmesi gereken yollar olduğu aşikar. Geldik sonlara. Bu videomuzda size aktif görevde olan silahlı insansız hava araçlarını sıralamaya çalıştık. Peki sizin favoriniz hangisi veya bu listeye neler eklenebilirdi? Yorumlarda görüşelim. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.